Kadir. İlgin. Ben evine Mert boğuldu. O ne?
Ne bu? Delirtme, ben hiç kimseyi seçmedim. Havuzun yanındayım. Mekanı buldum ama çocuklar yok. Yalan söylüyorsun, bir kağıt geldi seçiminizin sonucu diyor, bir adres yazıyor. Kimi seçtin? Ben hiç kimseyi seçmedim. Ben bu adrese gidiyorum, hemen. Beni bekleyin, hemen geliyorum. Siz burada bekleyin. Duramam, ben de geleceğim. Şunu Fadıl. İyi misin oğlum? İyi misin? İyi misin oğlum? İyi misin? Oğlum iyi misin? Kadir. Oğlum. İyisin değil mi? Yok bir şey değil mi? Kadir'i seçtin değil mi? Kadir'i tercih ettin değil mi? Nerede benim oğlum? Oğlumdan vazgeçtin. Kadir için Mert'ten vazgeçtin. Benim oğlum öldü değil mi? Suzan saçmalama. Öyle bir şey yapar mıyım? Kadir ne oldu? Anlat oğlum. Ne oldu? Mert nerede? Anlat hadi. Havuzun kapaklarını açın, suyu boşalsın. Çocukları da dışarı çıkarsın. Sonrasında bizi havuzdan çıkardılar. Helal, helal. Merak etmiyor musunuz babanızın seçimini?
Babam aramıza da. Babam tercih mercih yapmaz. Üzgünüm evlat. Yani biliyorum kabullenmek zor. Zor ama gerçek bu. Baban Kadir'i senden daha çok seviyormuş. Ben öyle bir seçim yapmadım. Bir baba böyle bir şey yapar mı? Evlatlarının arasından birini seçer mi? Mert nerede o zaman? Suzan, Allah rızası için biraz sakin. Sonra ne oldu oğlum, anlat. Sonra Mert yalan söylüyor. Babam ikimizden birini ölüme götürecek bir karar vermez. İnanmamış öyle sizin söylediklerine. Kadir, oğlum babanın favorisi sen misin? Sen şimdi niye bana tatava yapıyorsun, ha? Mert, bana bak. Şş, bana bak Mert. Babam öyle bir şey yapmaz, tamam mı? İnanmamış şerif size. Babam öyle bir şey yapmaz. Yapmaz. Babam aramızda tercih yapmaz. Yapmaz, yapmaz. Şunların üstüne kuru bir şey verin. Alın bunu. Mert'i getirin. Gömerteceğim lan seni! En son orada gördüm. Sonrasında götürdüler. Ya uğraştım, mücadele ettim ama başaramadım. Tabii. Hepiniz elinizden geleni yaptınız. Bravo. Olan benim oğluma oldu. Mert nerede? Suzan! Bir kendine gel. Kendime falan gelmeyeceğim. Başından beri seni dinliyorum. Ulan rızası için bir sus! Susmayacağım, sakin falan da olmayacağım. Şu ana kadar hep seni dinledim. Bekle dedin, bekledim. Polise gitme dedin, gitmedim. Mert'i sana getireceğim, sağ salim dedin, bekledim. Benim oğlum nerede? Suzan, tamam. Suzan, lütfen sakin ol. Bak, şimdi kavgaları, her şeyi bir tarafa bırakalım, olur mu? Hepimiz el birliğiyle Mert'i bulacağız. Ben de anneyim. Seni benden iyi kimse anlamaz. Sen beni anlayamazsın. Senin oğlun yanında sağ salim dokunabiliyorsun, koklayabiliyorsun. Benim oğlum yok. O adamların yanında ölüm kalım savaşı veriyor. Belki de öldü. Anladın mı? Palavra sıkma bana. Dur Suzan. Onu yalnız bırakmayacağım. Kadir size emanet. Ne yapacağız baba? Nasıl bulacağız kardeşimi? İlla böyle bir bela mı gelmesi gerekiyordu başımıza kardeş olduğunuzu anlamak için? Emniyete haber verdim. İnşallah bulacağız. Merak etme. Hadi siz eve gidin. Hadi Fadıl, eve gidin. Ne evi baba? Bu haldeyken ne yapacağız evde? Birinin evdekilerle ilgilenmesi lazım. Çiçek de Hasret de evde. Anladın mı? Bana yardımcı olmak istiyorsan eve git hadi. Suzan! Suzan dur bekle. Ya bekle nereye? Polise gideceğim. Ne yapacağım? Dur bekle, ben de geliyorum. İstemiyorum ben seni. Tamam ben de geleceğim. Seni yalnız bırakamam. Beni delirtme! İstediğin kadar bağır çağır. Ama Mert bulunana kadar yanındayım, tamam mı? Mert bulunduktan sonra yine kavga ederiz. Bağırıp çağırırsın. Ama o zamana kadar seni yalnız bırakmam. Bana bak, ölecek olmak mı daha fazla acı veriyor? Yoksa babanın Kadir'i senden daha fazla sevdiğini bilmek mi? Hı? Bana kızma evlat, babana kız. Ben ona bir şans verdim. Onların benim aileme vermedikleri bir şans. Bu kadar işim gücümün arasında bir de seninle mi uğraşacağım ben ya? Söylenip durma. Seni yalnız bırakmayacağım. Polise gideceğim ben. Ya Kemal zaten polisle birlikte hareket ediyor. Gördük Kemal Bey'in faydalarını. Tamam polise gidelim. Her şeyi anlatalım. Ben de orada senin yanında dururum.
Ya anlamıyor musun? Görmek istemiyorum seni, sesini duymak istemiyorum. Git başımdan! Bağırma. Bak iş bağırmaya kalırsa ben de Adanalıyım, altta kalmam, haberin olsun. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ne bu böyle ha? Ne bu? Yanındayım, yalnız değilsin, endişeliyim, ayakları ne? İnanacağımı falan mı düşünüyorsun? Haklısın aslında, biliyor musun? Çok haklısın. Sen benim çocuğumu ameliyat masasında öldürmeye kalkıştın. Ben sana merhamet gösteriyorum, değil mi? Çok haklısın. Sen çok haklısın, ben çok salağım. Bana mağdur ayaklarına yatma. Yemezler. Benim hayatımı aldın sen elimden. Ailemi dağıttın, kocamı elimden aldın. Kadınlık gururumu iki paralık ettin. Ben bunları unutacağım mı zannediyorsun gerçekten? Ha? Çocuğun için endişeliyim. Aman ne güzel, ben de her şeyi sildim ve inandım. Ne kadar büyük kalpli, ne yüce bir kadın falan mı diyeceğim geçip karşına? Kadir'in kurtulmasının tamamen bir tesadüf olduğunu anlamıyor musun? Kurtulan Mert de olabilirdi. Ya kurtulan Mert olsaydı dünyanın nasıl başıma yıkılacağını biliyorum. O yüzden ben senin yanındayım. Bunu anlamıyor musun? Neden Mert? Bak. Mert kurtulacak. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Oğlum kurtulacak. Gene neler karıştırıyorsun sen baba ya? Kızım. Baba. Gene ne işler karıştırıyorsun sen? Bak. Kadir'e ve Mert'e niye mesaj attın? Bir hastanede değil, iki göz odalı bir evde doğum yaptım ben. Annemler beni evden kovduktan sonra o kadar çaresizdim ki. Kimsem yoktu. Fadıl da hapisteydi o sırada. Yanımda sadece mahallenin ebesi Kadriye abla. Hiçbir şey umurumda değildi. Hiçbir şeyden korkmuyordum. Ne annemlerin beni evden kovmasından, ne yalnızlıktan, ne ölmekten. Tek düşündüğüm çocuklarım da onlara bir şey olmasın. Sadece bunun için dua ettim. Sonra eve doğumdan sonra onları benim kucağıma verdi. Yani yaşadığım her şey, bütün acılar hepsi bir anda silindi gitti. İki tane küçücük bebek. Gözlerini açamıyorlar. Feryat figan ağlıyorlar. Bana muhtaçlar, bana ihtiyaçları var. O an anladım ki ben artık onlar için yaşayacağım. Onlar mutlu olursa mutlu olacağım. Onlar gülerse güleceğim. Eminim sen de böyle hissetmişsindir. Ben bu kadar şanslı değildim. Çocuğumu hemen kucağıma vermediler. Doğum sırasında az kalsın kaybediyordum Mert'i. Kendime geldiğimde yanımda yoktu. Çocuğum nerede, getirin dedim. Getiremeyiz dediler. O halde fırladım yerimden. Onu görebilmek, ona dokunabilmek için koştum. Camın arkasından görebildim. Yoğun bakımdaydı. Günlerce onu koklayabilmek için bekledim, kucağıma alabilmek için. Günler sonra verdiler kucağıma. İşte o gün ona bir söz verdim. Kulağına eğildim ve fısıldadım. Dedim ki artık hep yanındayım. Ne olursa olsun annen hep yanında. Başın ne zaman derde düşse, baktığın yerde ben olacağım. Ama işte bak, sözümü tutamıyorum.
kim bilir nerede şimdi? Mert'i bulacağız. Kemal onu kurtaracak. Kurtulacak oldu. Nereden tanıyorsun bunları? Ben iflas ettim kızım. Neyim var neyim yoksa bu adamların üstüne ipo dökle. Hayatım bile. Yalan söylüyorsun. Sen de onlarla birlikte çalışıyorsun değil mi? Sen o adamları tanımıyorsun Ece. Bak bu adamlar tehlikeli. Ben seni korumak için yaptım Ece, inan bana. Kadir'le Mert'in hayatlarının hiç mi önemi yok? Ben de gelmiş seninle konuşuyorum. Ece. Kızım ben senin babanım. Evet. Ne yazık ki babamsın. Ama Kemal amcayı her şeyi anlatacağım. Sen de artık onunla muhatap olacaksın. Tamam, ara. Ara söyle. Her şey babam yüzünden de. Zamanında beni de annemi de terk etti de. Allah onun belasını versin de. Alo Kemal amca, yeni bir haber var mı? Kadir'i mi bıraktılar sadece? Yeni bir gelişme olursa lütfen bana haber verin. Görüşürüz. Kadir'i bırakmışlar ama Mert hala ellerinde. Sana 2 saat süre veriyorum. Ya Mert'i onlara verdiğin gibi geri alırsın ya da ben Kemal amcaya her şeyi anlatırım. Bak, şakam yok. Haberin olsun. Aziz Bey, hemen Mert'i bırakmanız lazım, hemen. Planlarımız değişti. Yoksa açığa çıkacağız. Bir şey yapmadın değil mi çocuğa? En son konuştuğumuzdan beri ne değişti ki? Aziz Bey, bakın kızım her şeyi öğrenmiş. Beni tehdit ediyor Kemal'e söyleyeceğim diye. Eğer Kemal'e söylerse Suzan her şeyi öğrenecek. Hiçbir şey alamayız o zaman. Mert'i hemen bırakın. Hemen. Gerizekalı aptal herif. Korktun mu? Hı? Korkma, korkma. Ölümünün acelesi yokmuş daha. Hadi kalk. Kalk da biraz dolaşalım hadi. Ben servisle gideceğim. Seninle gelmek istemiyorum. Babamı da ölünçecek. Şımarıklık yapma. Birlikte gideceğiz. Hasret Hanım binin hemen gidelim. Çiçek bin dedim. Çiçek. Gel kızım gel. Babaanne. Babaanne ne oldu? Niye geldin?
Bir süre babanla kalmak zorundayız kızım. Neden? Öyle gerekti. Abime bir şey mi oldu? Kimseye bir şey olduğu yok kızım. Olmasın diye uğraşıyoruz. Ondan böyle davranıyoruz. Eve gidince anlatırız. İsrar etme. Hadi Rıza. Yeğenim biraz gül ama ya. Ölümlerden döndün ya. Bu ne surat öyle ya? Var ya, o suyun içinde seni görünce ben boğuluyorum sandım yeminle. Ben döndüm, ben kurtuldum da. Nene, sen geride kalaydın daha mı iyiydi? Böyle şeyler de ince düşünmeye gelmez yeğen. Ben de kime ne anlatıyorsam. Kadir. Kurtuldum. Şey, ben seni öyle havuzda görünce yani çok korktum, bir daha göremeyeceğim sandım. Merak edilecek bir şey yok, iyiyim. Geçmiş olsun Kadir Bey. Sağ ol Emine abla. Mert oğlum nerede? Yakında burada olacak Emine abla. E sen buradasın, o niye yok? İkiniz beraberdiniz havuzda, bir şey mi oldu yoksa? Hem Mert'e bir şey mi oldu? Emine abla, hiçbir şey olmayacak, gör bak. Yakında burada olacak. Emine Hanım. Ya bir şeyler hazırla da yiyek, kurt gibi acıktık ya. Yani ben mesela kendi payama bir dana olsa oturur yerim yani. Ne bakıyorsunuz ya? Bu koşturma içinde benim gırtlağımdan, kursağımdan lokma geçmedi ki. Ya bu koşturmada güçlü olmak lazım. Güçlü olmak için de yemek lazım. Emine Hanım. Tabii. Ben hemen bir şeyler hazırlarım. Yelda. Geldim. Annem. Görüşürüz. Görüşürüz. Kadir'i bıraktıkları yeri gösteren bir kamera kaydı falan yok mu? Bir tane plaka bulacaksınız. Rica ediyorum biraz çabuk. Rica ediyorum. Sen bekle. Bekle, geliyorum. Bekle. Bekle, geliyorum. Bekle. Anne, buraya niye geldiğimizi anlatmazsan avazım çıktığı kadar bağırırım. Niye geldik buraya? Çiçek, burası babanın evi. Gelmek için bir neden mi gerekli? Babaanne, annem nerede, abim nerede? Yine ne saklıyorsunuz benden? Birazdan gelirler. Sen şimdi odana çık, annen gelince anlatır. Sen anlatana kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Odana dedim Çiçek. Hadi, babaanneni üzme, çocuklaşma. İyi misin? Bir şeyin var mı? Emin misin? İyiyim. Ne bu başımıza gelen belalar ya? Bir türlü gitmedi. Babamla konuştum. Sesi çok korkunç geliyordu. Nasıl olsun ki hasret? Mert'in nerede olduğu belli değil daha. Mert'e bir şey olursa? Hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Kendin paçayı kurtardın ya, dolanırsın böyle ortalıkta. Yaşına hürmet edeyim diyorum ama bazen beni o kadar zorluyorsun ki. Yıkıl karşımdan. Senin hürmetine ihtiyacım yok benim.
Alo. Kadir neredesin? Evdeyim. Müsaitsen gelebilir miyim? Tamam. Deyince güvenliğe haber vermedi mi? Oğlum nerede? Mert nerede? Çok güzel bir ofisim var. Gerçekten. Hani iyi dekor etmişsiniz. Güzel. Kitapların tümünü okudun mu sen? Ha? Kalın kalın. Bir şey daha var. Yazın. Bu terası çok kullanıyor musunuz? İndir o silahı. Sen beni öldüremezsin. Sen kimseyi öldüremezsin. Niye biliyor musun? Çünkü sen zayıf bir adamsın. Zayıf. Peki niye zayıfsın onu biliyor musun? Çünkü senin bir ailen var. Karın var. Çocukların var. Kim bilir ne kadar tatlı bir beladır şu aile meselesi. Biz bilmiyoruz tabii. O yüzden indir şu silahı. Sen daha o tetiği çekmeden binlerce kez düşünüyorsundur. Eğer ben bu tetiği çekersem, benden sonra Kadir'e ne olur? Hasretin başına ne gelir? Çiçek bunu kaldırabilir mi? Daha Mert ortada yok. Değil mi? O yüzden sen o tetiği çekemezsin. Şimdi uslu uslu indir o silahı hadi. Telefonundan mesaj atanın kim olduğunu bir öğrenebilseydik bir şekilde ulaşırdık adam. Ben gideyim. Sağ ol. Geldiğin için yani.
şey soracağım sana. Bir baba olarak çocuklarını havuzda öyle görmek zor olsa gerek değil mi? İhaleyi mi istiyorsun? Para mı istiyorsun? Derdin bu mu? Benim babamı da tavanda asıl vaziyette görmek bana zor gelmişti. Çok. Kim öldürdü benim babamı biliyor musun? Baban. Hasan İpekçi. Benim babam sert bir adamdı ama katil değildi. Uydurma. Annene sor. O anlatır sana Bayhan ailesinin kim olduğunu. Mert nerede? Oğlum istiyorum. Güzel. Sana bir kere soracağım. Hemen cevap ver. O ihaleye girecek misin, girmeyecek misin? Hiçbir ihale benim çocuğumdan daha kıymetli değil. Girmeyeceğim. Al başına çal o ihaleyi. Güzel. Böyle yola gelişti. Bir saat içerisinde çocuğuna kavuşacaksın. Merak etme. Komiserim duydunuz mu? Dinleyebildiniz mi? Gayet net duyduk Kemal, merak etme. Mert'i bırakıncaya kadar harekete geçmeyeceğiz. Sonrası kolay. Peki, tamam. Mert ortada yok. Sen oğlun için dünyayı ayağa kaldırman gerekirken bununla birlikte geziyorsun. Macide Hanım lütfen. Hepimizin sinirleri gergin. Burada kimse kimseye düşman değil. En azından böyle bir günde. Neyse ben bir mutfağa bakayım. Hadi kızım gel. Havalara bak, havalara. Uğraşamayacağım artık. Yeter. Yetti saçmalıkların. Oğlun oğlumu yüzüstü bıraktı. Tamam mı? Oğlun oğlumdan vazgeçtiği sırada bir tek Nilgün yanımdaydı benim. Biz gezmiyoruz. Oğlumu arıyoruz. Böyle zırvalayacağına oğlunu ara da sor bakalım. Neden Mert'ten vazgeçmiş de Kadir'den vazgeçmemiş? Mert'te olmayıp Kadir'de olan neymiş? Sor belki öğrenirsin. Çiçek nerede? Odasında. Anlatamadım. Belki sen anlatırsın. Gece burada mı kalacağız? Ben de meraklı değilim burada kalmaya. Ama oğlum ortada yok. Mecbursun. Sen de daha fazla olay çıkartma. Biz niye buradayız? Bize zarar vermeye çalışan bir adam var. Tehlikeli bir adam. Daha yakalayamadılar. Bir süre burada kalacağız ama çok değil. Bence sadece bu gece. Yani yarın yakalayacaklar. Anne, abim nerede? Ona mı bir şey yaptılar? Yok yok. Abin iyi. Babanın yanında. Gelecekler. Ne olur sabret kızım. Birazcık. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Suzan Hanım ve çocuklar bu gece burada kalacaklar. Odalarını ayarlayalım. Ona göre yemek hazırlayalım. Burada mı kalacaklar? Evet. Ne oldu?
Ya emin misiniz yani? Çarşafları, nevresimleri, odaları hazırlayın. Anlaşıldı efendim. Allah Allah. Oğlum sen ne çeşit bir gerizekalısın ha? Lan sen ne gerizekalı bir adamsın. Hani Kemal Kadir'i seçmiş gibi gösterecektik. Hani sen bir iki gün sonra benim elimden Mert'i kurtarıp Suzan'ın gözüne girecektin. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Merak etmeyin Aziz Bey. Suzan bütün hisseleri size satacak Aziz Bey. Siz Kemal'e ortak olacaksınız Aziz Bey. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Aziz Bey'cim bir sakin olun. Sinir iyi şey değil. Bakın eğer kızım Kemal'le konuşsaydı... O zaman Suzan bizim işbirliği yaptığımızı anlayacaktı. Ne olurdu o zaman? Hiçbir şey alamazdı. Tamer oğlum sen gerçekten gerizekalısın. Şimdi ne aldık? Ha? Şimdi elimize ne geçti? Söylesene ben bunca zahmete bunun için mi katlandım ulan? Ha? Kemal ihaleye girmesin. Bunun için mi? Ben sadece Kemal ihaleye girmesin istemiyorum. Ben Kemal'in elindeki her şeyi istiyorum. Aziz Bey, sakin. Bak, bu daha başlangıç. Ben Suzan'ı tanırım. Kemal'i asla affetmez o. Herkes unutur, Suzan unutmaz. Kemal'den intikam alacak. Siz sakin olun. Bak aslanım, bak. Bu iş dediğim gibi gitmesin. Bu işte bir aksilik çıksın. İnandığım her şeyin üstüne yemin ediyorum, o bulunduğun yere bir çukur kazarım, seni de içine gömerim. Anlıyor musun? Beceriksiz gerizekalı. Aç, aç. Daha iyi olacağım.
Hadi gel. Burada mı misafiriz bu gece? Misafir ne demek oğlum? Burası sizin eviniz. Sana göre öyle olabilir baba. Bana göre öyle değil. Bak, Aziz ve adamları yakalanana kadar, içeri girene kadar gözümün önünden ayrılmayacaksınız. Rica ediyorum. Öyle değil mi Suzan? Oğlum. Bu Aziz çok tehlikeli bir adam çıktı. Bak neler yaşıyoruz. Bir süre, belki de sadece bu gece. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana da. İyi misin? Sen? Be kardeşim, bir Adana'ya gittik eşyaları toplayalım diye neler olmuş neler. Ben burada olacaktım ki. Oğlum ya sana bir şey olsaydı be. Ha gel. Ana oğlum, bana bir şey olur mu lan? Babamın beni seçtiğini düşünüyor. Sen öyle düşünmez miydin? Düşünürdüm. Ya aklım bulanırdı. Sağ ol kızım. Başka bir emriniz var mıydı Suzan Hanımcığım? Sağ ol Emine, yok. Afiyet olsun. Alışkanlıklar kolay unutulmuyor. Emine de haklı. Anne, sırası mı şimdi? Ne dedim ki ben? Beğendin mi anne yaptığını? Çok beğendim. Bu evin hanımının kim olduğunu görsün o sonradan görme. Baba, anneme bir şey söyler misin? Yoksa bu gidişle bu evden kovulacağız çünkü. Çok biliyorsun. Boş boş konuşma. Hadi kendi işine bak. Hadi. Çiçek kızım. Niye yemiyorsun? Acıkmadın mı? Sarmayı uzatır mısın? Vay be. Bütün ailemiz aynı masada. Yan yana iç içe. Aile saadeti bu işte. Böyle sıcaklık böyle. Ya mutluluk diye buna derim ben ya. Hislendim ben işte. Oh. Hak ettin sen o tekmeyi Fadıl. Ece kızım. Ececiğim. Kızım tamam, asma artık suratını. Bak elimden ne geliyorsa yaptım. Mert'i saldı işte adam. Hayır, sen benden daha ne istiyorsun? Daha ne yapayım anlamıyorum ki. Senin adam olmanı isterdim. Ama o tren kaçalı çok oldu tabii. Ece,
Ben senin babanım, terbiyesizleşme. İnsanlara yalan söyledim senin için. Kameralarım çalışmıyor dedim. Daha ne istiyorsun? Tamam bak. Sen de beni kolluyorsun işte. Sen de beni seviyorsun. Senin yüzünden kimsenin başına bir iş gelsin istemedim. Hepsi bu. Bunun yapanın senin olduğunu öğrenselerdi... Neler olacağını düşünmek dahi istemiyorum. Haklısın. Teşekkür ederim. Bu yaptığın iyiliğin karşılığını alacaksın, merak etme. Etrafında dolaşma. Yeter. Baba, ben de uyudum. Kalkabilir miyim? Tamam kızım, kalkmak istiyorsan kalk. Ben de müsaadenizle. Afiyet olsun. Sen otur Mert. Çiçek burada diye konuşamadım ama... Bu Aziz Vayhan... Polis peşinde, her an yakalanabilir. Haberiniz olsun. Peki polis yakalayamazsa Aziz Bayhan'ı? Bir terslik olur da yakalaması uzun sürerse? Her an yakalanabilir. Hatta bu gece bile yakalanabilir. Sorumu anlamadın herhalde. Tekrar edeyim. Polis Aziz Bayhan'ı yakalayamazsa ya da uzun süre yakalayamazsa biz o adam yakalanana kadar bu evde mi kalacağız? Suzan haklı. Ben de diken üstündeyim bu evde. Sence de biraz saçma değil mi baba? Hani her ne kadar zorunluluk olsa da... ...hep birlikte nereye kadar? O adam dışarıdayken hepiniz tehlike altındasınız. Anlaşıldı mı? Yani en azından iyi yakalanana kadar... ...kişisel sorunlarımızı bir kenara bırakalım. Tamam. Madem kişisel sorunlarımızı bir kenara bırakıyoruz, madem çocuklar tehlike altında... Bizim eve yerleş bu süre içinde. Çiçek'le Mert'in yanında durursun, çocukların da güvende olur. Ne olur kalkmayın Suzan Hanım, burada hep bizle kalın olur mu? Espri gücüne hayran kaldım Kadir. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun Suzan. Benim de sinirim bozuyor. Benim de sinirim bozuyor bu havuz. Görmek bile istemiyorum. Benden sonra ne yaptılar sana? Çok üstüne geldiler mi? Canımı sıktılar. Öyle diyeyim. Hiç düşündün mü? Babam seni niye seçti? Mert, babam öyle bir şey yapmadı. Herifler bizle oynadılar, palavra bir şey. Ben de sürekli böyle söylüyorum kendime. Babam bunu yapmaz diyorum. Ama sonra içimden bir ses. Ya yaptıysa? Mert. Öyle bir şey yok. Kendine işkence ediyorsun boşuna. Elimde değil. Bak tamam, beni yanlış anlama. Madem ikimiz kurtulacaktık. Ama bu şerefsizler niye beni alıp götürdü? Gerçi sordum soruya bak. Babam zaten bizi bir kere terk etmiş. Mert saçmalıyorsun. Ulan oğlum, orada ölseydik birlikte ölecektik be. Orada. O havuzun içindeyken ben babamın gözünde eşit olduğumuzu düşünüyordum Kadir.
Ama şimdi işin gerçeğini biliyorum. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Belli olan tek bir şey var. Şu an hepimiz buradayız. Tamam mı oğlum? Hadi böyle vesveselerle yorma kafanı. Sağ ol. Her şey için sağ ol. Beni seçtiğini düşünüyor. Hadi sen de gittin lan, hadi. Kadir'e bir şey olsaydı ben ne yapardım? Çok şükür yanımızdalar. Suzan konusunda yaptığın şey çok değerliydi. Teşekkür ederim. Yani bir kez daha beni kendine hayran bıraktın. Peki ben bu gece nasıl uyuyacağım? Yani... Suzan'la aynı çatı altında olmak o kadar tuhaf ki. Haklısın ama biraz idare edeceğiz. Yani şımarıklık yaptığımı düşünme de... Ne bileyim... Sanki o bu evin sahibiymiş. Ben de... misafirmişim gibi hissediyorum. Sen yaratıyorsun ama bu havayı. Emine konusunda da öyle. Bu kadar alttan alma. Bu evin hanımı sensin. Senin dediğin olacak. Ya biraz sesini yükselt. Yani yapamıyorsan ben yapayım. Saçmalama. Ne gerekiyorsa ben yaparım. Yani konuşurum. Gel. İyi misin? Ha? Rüya falan mı gördün?
Su ister misin? Su getireyim mi su? Yok. Hadi gel. Gel yat gel. Al çabuk. Al arabadan. Çabuk. Tıksın. Al topla. Topla vur kelepçe. Aslanım ne oluyor? Ne oluyor aslanım? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Topla. Çabuk götürün arabayı. Al bunu da. Bunu da. Al topla topla çabuk. Topla çabuk topla. Aziz bayan ve adamlarını aldık Kemal Bey. Gelişmelerden ben sizi haberdar edeceğim. Peki tamam. Bundan sonra hak ettiğin yerde yaşayacaksın Aziz Efendi. Bir daha sana köyünüzü göstermeyeceğim. Günaydın. Günaydın. Emine Hanım. Bundan sonra bu evde herkes yerini bilecek. Benim onayım olmadan kimse hareket etmeyecek. Kimse kafasına göre davranmayacak. Anlaşıldı mı? Nilgün Hanım ben yani... Anlaşıldı mı dedim. Anlaşıldı efendim. Güzel. Günaydın. Günaydın. Günaydın Suzan Hanım. Bir emriniz mi vardı? Vallahi güzel sütten bir Türk kahveni içerim Emine ama bir 5 dakika bize izin versene. Ha, olur. Ne kadar devam edeceksin daha bu oyunu? Anlamadım. Böyle havalı havalı evimde dolaşmalar. Kocanı kaptım, bak yuvanı da kaptım. Düzenin artık yeni patronu benim. Sen olsan olsan bu evde en fazla misafir olursun havaları. Ne zaman bitecek diyorum. Ya bir gün bile dayanamadın değil mi? Yani bir gün. Ya senin için çürümüş. Gerçekten nefret senin gözünü kör etmiş. Ya ben sana acıyorum. Yazık. Aynı şeyler benim için de geçerli. Sana karşı bunları hissediyorum. Yazık. Bak kullandığın bıçak. Sebzeleri kestiğin tahta. Çayını içtiğin bardak. Sofrayı kurduğun tabaklar, baktığın duvarlar, evin her tarafı. Her şeyi tek tek ben yaptım. Ben seçtim. Benim zevkim, benim mimarlarım yaptı bu evi. Sen uğraşmaya devam et. Ben olsam da olmasam da bu ev benim evim ve sen bir sanatısın. Bence sen bir evi yuva yapanın ne olduğunu anlamamışsın. Hani böyle bıçaklar, tahtalar, mimarlar falan mı sanıyorsun? Bir evi yuva yapan tek şey gerçek sevgidir. Sabah sabah çekilir baş ağrısı değilsin. Günaydın. Günaydın kızım. Hanımefendi kahvaltı hazırlıyor. Aziz Bayhan yakalanmış. Gerçekten mi? Oh. Evet. Çok şükür. Aziz Bayhan yakalanmış. İçeri tıkmışlar. Oh. Rahatsız artık değil mi? Yani. Ne demezsin. Şu evde bir gün daha kalmayacağız en azından. Kahvaltımızı evde yaparız. Çocuklara söyleyeyim toparlansınlar. Vallahi ben de bir gece daha burada kalmaktansa... Bir ordu korumayla gezmeye razıyım. Buranın havası da böyle bir temizlenmedi mi yani? Ferahlamadı mı ortalık? Hayır.
çek. Hadi eşyalarını toparla. Gidiyor muyuz? Evet. Geç bile kaldık. Anne, sen Hasret'e neden iyi davranıyorsun? Sen iyi davrandıkça yüz buluyor. Hem iyi davranmasan bana o tokadı da atamazdı zaten. Bebeğim, ben hiç seni ezdirir miyim? Hı? Her şeyin bir zamanı var. Annenin de bir planı. Ne yani? Bu iyi davranmaların hepsi numara mıydı? Hı hı. Diyordum. Bu aramızda bir sır olarak kalacak, tamam mı? Tamam, anlaştık. Ben de Hasret'in yanında yine sana kal oluyormuş gibi davranıyorum. Aferin annesinin kızı. Aferin. Hadi topla eşyaları. Biz hazırız. Çıkıyoruz. Tamam, gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Ama çocuklara dikkat et. Aklın kalmasın, olur mu? Aklın kalıyorsa gel çocuklarını gör. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Kadir, sen gerçekten ne kadar annene benziyormuşsun. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. İkinizin de gözü hep başkalarınınkinde. Ama benim işime geliyor, biliyor musun? Yani ne bileyim, o Ece hiç Mert'e göre değildi. Böyle hafif kalıyordu yanında. Şimdi senin yanında tam oldunuz. Bu arada Mert'i sormaya mı gelmiştin Ece? Pek samimi konuşuyordunuz da. Dün Ece geldi de böyle bir samimi konuşuyorlardı. Ben de seni sormaya mı geldi diye soruyordum tam Kadir'e. Haberin var mıydı? Bilmiyordum. Ha. Niye söylemedin kardeşine Kadirci? Önemli değil anne. Hadi gidelim artık. Bence de önemli değil. Hadi gidelim. Hayatından memnun musun? Kemal, sıkarım dişimi, geçer. Ben alışığım böyle şeylere. Sık avukatlarım var. Çok fazla kalmayacağım burada. O yüzden çok heveslenme. Bence sen heveslenme. Burada kalman için elimden gelen ne varsa yapacağım. Kemal, ben asla hiçbir işimi yarım bırakmadım. Bunu da bırakmayacağım. Ben buradan çıkacağım ve yarım kalan işimi bizzat kendi ellerimle halledeceğim. O yüzden o güzel çocuklarınla, karılarınla mutlu aile hayatını sürdürmene bak. Çok fazla uzun sürmeyecek bu. Eğer çocuklarımın kılına zarar gelirse seni buraya gömerim. Laf, laf, laf. Hep boş laf. Öyle çok duydum ki bunları. Kurumuş yapraklar gibi önümden akıp geçti bu lafları söyleyenler. Hiçbirisi benim karşımda ayakta duramadılar. Sen de duramayacaksın. Çocuklarım benim için çok kıymetli. Onlardan daha değerli hiçbir şey yok benim için bu dünyada. Sakın beni sınama. Yoksa seni öldürürüm. Ben işimi yarım bırakmam. Tamamlarım. Korkuyorsun Kemal. İt gibi, köpek gibi korkuyorsun. O gece aşağılandığım kadar hayatımda hiçbir yerde aşağılanmadım. Düşünsene. Onlar bir odada. Ben başka bir odada tek başıma. Aynı çatının altında, hem de benim evimde. Ben o gece ölmedim ya. Başka hiçbir yerde ölmem. Canım. Senin çocukların öylesi bir tehlikenin içinde olmasaydı kimse tutamazdı seni orada. Ben tanımıyor muyum seni ya? Suzi, peki şimdi ne yapacaksın?
Artık hareket alma zamanı. Bunların şu üçkağıtçı dayıları yok mu? Var, şu orman kaçkını. Bir de böyle havalı havalı çiçekli desenli gömlekler giyip saçlarını jölelemiyor mu? Yallah'ım. Neyse. Onu sıkıştırdım biraz. Hasret'le ilgili ne bilgi varsa her şeyi aldım. Şimdi Hasret'i aşık etme zamanı. Önce bir aşık olsun. Ondan sonra da güzelce bir aşk acısı çeksin. De. Nasıl yapacaksın bu işi? Aşık etme meselesi. Var mı bunun bir büyüsü, iksiri, bir şey? Var. Hepsinin formülü bende. Suzan, senden korkulur vallahi. Korkulsa iyi olur. Döndüm, dolaştım ellerine, başın nasıl hasret dizilerine aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Alo. Merhaba Nilgün Hanım. Servin Al'dan aldım numaranızı. Ben Latif Alıcık'tan Ümit Latif. Nasılsınız? Aa, merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Servin Hanım bahsetti, İstanbul'a yerleşmişsiniz. İşle ilgili olarak bir araya gelelim diyecektim. Aa, olur tabii. Konuşalım. Ne zaman müsait olursunuz? Uygunsanız ben size uğrayayım bugün. Çok sevinirim. Zincirli Han'a çok yakın dükkanım. Kime sorsanız gösterirler. Tamam. Görüşmek üzere. Nasıl? Keyif aldın mı? Hem de nasıl. Hem bu şarkı benim en sevdiğim şarkılardan biridir. Benim de keyif aldığım şarkılardandır bu da. Bu arada grubumuzda bir kişilik yer var. Parayı az bulmazsan gel hemen başla. Harikaymış. Ama çalışıyorum ben. Plaza insanı mısın? Öğretmenim ben. Öğretmensin. Tabii ya, anlamalıydım. Sohbetin çok güzeldi ama gitmem lazım. Biz hep buralardayız hocam. Ne zaman bize müzik ders vermek isterseniz çekinmeyin, gelin. Tamam, gelirim. Hocam. İsminizi söylemediniz. Hasret. Ben de Tarık. Memnun oldum. Biraz sonra da göreceksiniz işte, zarf açıldıktan sonra en düşük teklifi veren ihaleyi kazanacak. Yani burada püf nokta düşük teklif vermek ama sonuçta şirketi kâra geçirmek. Kemal, çocukları mı yetiştiriyorsun? Babanızı dinleyin, iyi bilir bu işleri. Aziz tehlikesini de atlattığımıza göre iyi olan kazansın Kemal. İyi olan kazansın. Tamer. Ne sevimsiz bir herif bu ya. Ece'nin babası. İyi geçin bence. Geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nilgün ben. Ah. Telefonda evet. Görüşmüştük. Evet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. İşler nasıl? İdare ediyoruz şimdi. Sizi buraya kadar yordum, kusura bakmayın. Yok, mühim değil. Ben de bu taraflara gelmek istiyordum zaten. Çok sevindim. Buyurun, böyle geçelim. Tamam. Ne içmek istersiniz? Bir ıhlamur içeyim. Ihlamur. Bize iki tane ıhlamur getirsene.
İstanbul'da olduğunuzu öğrenince yüz yüze konuşmanın daha iyi olacağını düşündüm. Artık burada mısınız hep? Evet, evet. Evlendim, İstanbul'a yerleştim. Bilmiyordum. Çok sevindim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dediğim gibi numaranızı Sermin Hanım'dan aldım. Kendisi yıllardır birlikte çalıştığınızı ve çok mutlu olduğunu söylemişti. Ben de düşündüm ki belki biz de birlikte çalışabiliriz. Valla inşallah. Kısmet. Bütün zarfları açmış, teklifleri görmüş bulunmaktayız. Sonucu açıklıyorum. İhaleye 28 milyon bedelle katılan TAM Holding en düşük teklifi sunmuş bulunmaktadır. İhale şartları gereğince TAM Holding ihaleyi almış bulunmaktadır. Hayırlı olsun. Sağ ol. Nasıl olabilir böyle bir şey? Neredeyse bize yakın teklif vermiş. Bu işte bir iş var. Kemal. Beni tebrik etmeyecek misin? Nerede kaldı senin centilmenliğin? Edeceğim. Zamanı gelince edeceğim. Keşke baştan beri beni dinleseydin. Beraber girseydik şu ihaleye. Fena mı olurdu? Hı? Neyse canım, sıkma canını. Bir dahakinde sen kazanırsın. Hadi iyi günler. Mehmet Bey nasıl olabiliyor? Nasıl olabiliyor da bu adam bize bu kadar yakın teklif verebiliyor? Vallahi ben de anlamadım Kemal Bey. Tesadüf ne böylesi? Ben tesadüflere inanmam. Göreceğiz. Sizden haber beklerim. Tamam, görüşmek üzere. Kolay gelsin. İstediğinizi aldınız sanırım Macide Hanım. Teşekkür ederim Mehmet. Kaç güne arar seni? O zaman da konuştuğumuz gibi davranırsın, tamam? Anladım Macide Hanım. Hiç merak etmeyin. Siz konuşmak istiyorum deyince Çiçek'le ilgili konuşacağız sanmıştım. Tabii ki Çiçek'i de konuşacağız ama madem izin gününü aldım senden habersiz, o zaman izin ver seni şımartayım. Ayrıca senin Çiçek'e yaptıklarının yanında bu az bile. Kamera olayını biliyorum. Çiçek'ten şüphelenmişler. O kadar güzel korumuşsun ki ceza verememişler. Ablalık yapmışsın. Teşekkür ederim. Sağ ol tatlım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Sedat bize bir baksın değil mi? Peki ona. Mersi. Ozan aramıza yeni katıldı çocuklar. Bundan sonra sınıfımızın bir öğrencisi olacak. Hocam gelsin buraya otursun. Benim yanım da boş zaten. Buraya da gelebilir. İstediğin yere oturabilirsin Ozan. Teşekkürler hocam. Kahkül'e ne dersin? Peki, tamam. Bana güven. Kahkül için hazırlıklarını yap istersen. Müdür müzik her yerde projenden bahsetti. Evet. Neden bize gelmedin? Babamın desteğiyle değil. Kendi çabalarımla bir şey yapmak istiyorum. Haklısın. Ama yine de küçük destekler iyidir. Buraya bir arkadaşımın adını ve numarasını yazıyorum. İstersen benden aldığını bile söyleme. Ara, projeni anlat. İnan bana beğenirse destek olacaktır. Teşekkür ederim. Heyecanlı mısın? Fazlasıyla. Güzel. Adını sormayı unuttum. Ozan ben. Çiçek. Memnun oldum Çiçek.
okuldan sonra biraz takılalım mı? Olur. Hani sen servise gidecektin Çiçek? Hayır, biz Ozan'la takılacağız. Yüzündeki gülümsemeye bakılırsa ihaleyi aldık değil mi? Ya sen asıl Kemal'in yüzünü görecektin. Ah bir fotoğrafını çekebilseydim. Bu daha başlangıç. Daha neler olacak neler. Yeni ortağım Suzan ex İpekçi ile iş dünyasının tozunu attırıyorduk. Havalıydık, mutluyduk. İhaleler kazanıyorduk. Tamer şu boş esprilerinden vazgeçer misin artık? Ne zaman bırakacaksın şirketi? Daha değil, işimiz var. Daha müşterilerin bütün bilgilerini sana ileteceğim. Bize, biz diye bir şey var artık. Tamam, bize. Ondan sonra da resmen ayrılacağım Kemal'den, her anlamda. İşte o günde karşısına geçip yaptığım her şeyi tek tek yüzüne söyleyeceğim. O günü öyle heyecanla bekliyorum ki. Bu Aziz Bayhan meselesi kapanmış mıdır sence tamamen? Vallahi görünen o ki adam çok uzun bir süre hapiste yatacak. Ama tabii ilk duruşmaya bakmak lazım. Sonuçta nüfuslu birisi çıkmak için elinden ne geliyorsa yapacaktır. Suzan, aslında Kemal'i en çok ne sinirlendirir biliyor musun? Ne sinirlendirir? Çiçek nasıl? Rengi de hoş. Güzelmiş. Ozan ne yapıyorsun? Oyun bozanlık yapma. Bak yakalanırsak başımız belaya girer. Eğlencesi burada zaten. Neyse eğlenceli bunun bırak hadi. Bak cebinde para var gidip ödeyelim kasada hemen. Mesele para değil adrenalin. Hazır mısın? Hadi koş. Hey gençler yürün. Kalbim nasıl satıyor? Değmez miyim buna? İnsanın kalbini böyle çarptıran tek bir şey daha varsa o da. O da ne? Aşk. Bu senin için mi? Benden sana bir hediye. Bugünün anısına. Teşekkür ederim. Kemal. Hayırdır? Ne terslik oldu? Niye kaybettik ihaleyi? İçimizde bir hain var. Ne? Yani öyle. Biri Tamer'e bilgi geçmiş. Yok artık. Bilmem. Yani verdiğimiz fiyatların bu kadar yakın olması imkansız. Kim yapabilir böyle bir şey? Nasıl cesaret eder? Bulacağım. Er ya da geç bulacağım. Evet. Bence de bulsan iyi edersin. Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacın olursa ben buradayım. Nasıl olmuş saçın? Yakışmamış mı? Çok güzel olmuş. Güle güle kullan. Teşekkürler. Hani yani İstanbul bozar dedim de hani bu kadar bozacağını bilmiyordum yani. Ne alakası var İstanbul'la? Yani değişiklik yapmak istedim. Fena mı? Ya sen bakma bu estetik düşmanına. Çok güzel olmuşsun. Yani saçın çok güzel olmuş. Güzelden daha da güzel olmuşsun. Teşekkürler İbo. Keşke şu odun ikizim sana benzese de. Nerede? Yani ben de beğendim canım. Özellikle şu bir tane... Sen yapma! Niye bana haber vermedin? Beraber giderdik. Bir dahakine beraber gideriz artık.
Uğraşmayın benim kızımla. Çok güzel olmuş kızım. Her şey yakışır ona. Hı-hı. Sağ ol babacığım. Çok güzel olmuş canım. Duy bunları, duy. Duydum, duydum. Müthiş. Yani muazzam. Yapmasana çocuğum. Nilgün bugün ilk görüşmeyi yaptı halıcıyla. Aklı çelinmiş gibiydi. Sende durumlar nasıl? Bilmem. Bir tohum attık bakalım. İşe yarayacak mı, yaramayacak mı? Zaman gösterecek. Pişt, 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 pişt. Ne o kızım? Bak bir de arkasını saklıyor. Gel buraya. Ne o? Ne var arkanda? Bravo kızım. Ne diyorum ben sana? Akşam 7'den sonra yediğin yemekler bir ömür seninle gelir. Evet. Biz böyle şeylerin bizimle bir ömür gelmesini istiyor muyuz? Hayır. Ver bana. Vedalaşmak ister misin? Bak ya. Allah'ım yarabbim. Hayırdır? Sen, ben senin elinden tatlı alacağım, gülmeye devam edeceğim. Neyin var? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ay bir şey yok anne ya. Kızım aşık oldu galiba. Geri mi gelmiş? Geri mi gelmiş? Ben onu bırakmıştım da kaçsın kurtulsun diye. Niye? O özgür olursa belki sen de kurtulursun sandım işte. Ya çocukça belki ama o an öyle hissetmiştim. Geri gelmiş zaten baksana. Kuşlar böyle işte. Her zaman dönerler ait oldukları yere. Ait oldukları yeri nasıl bilirler peki? Bizim gibi. Burayla. Kadir. Toprağım. Selam. Selam. Ben gideyim. Görüşürüz. Kadir. Hı. Ben de ev buldum. Ya İbo hadi bir git işine. Ya oğlum tamam işte artık yani misafirliği de zorlamamak lazım ya. Ben şey yaparım çıkarım oraya. Allah'ım yarabbim ne huylu adam çıktın ya. Oğlum bak işte ev var 35 bin tane oda var. Niye sığdıramıyorsun kendini şuraya? Ya tamam tamam. Ya sen beni bilmiyor musun kardeşim ya? Ben rahat edemem öyle. Şey yaparız çıkarız. Hallederim ben bu işi. İyi. Madem ısrar ediyorsun, o zaman şu ev konusunda bir şey rica edeceğim senden. Ne istersen. Bence öyle açık çek verme hemen ne istersen diye. Çünkü pek hoşuna gitmeyebilir. Ama benim için önemli. Ya tamam, senin için önemliyse başımla beraber. İyi. Ha. Çitleyeceğim mi? Çitlemem ya. Gönder gelsin. Mis gibi olmuş. Afiyet olsun. Ben yaptım. Emine yapsaydı? O yapamazdı. Ben aşkla yaptım. Elinin bütün lezzeti silmiş. Hı. Görüşmeye gittim. Görüşme mi? Hı. İş görüşmesi. İş görüşmesi mi? Çalıştığım bir firmadan almışlar telefonumu. Benle iş yapmak istiyorlar. Atölye sadece onların firmasına üretim yapsın istiyorlar. Ne oldu? Yani bilemedim böyle gerek var mıydı böyle bir şeye? Ne demek gerek var mıydı böyle bir şeye? Kemal ben İstanbul'a geldiğimizden beri sudan çıkmış balığa döndüm. Yani yapacak hiçbir işim yok. Evde oturuyorum seni bekliyorum. Yani kendimi çok kötü hissediyorum.
Sen benim çalışmamı mı istemiyorsun? Ya yok, tabii ki istiyorum da. Ya şimdi değil. Biraz hayatın tadını çıkaralım. Onca yıl çalıştım, biraz dinlen. Gez dolaş, arkadaşlarınla eğlen. Ne arkadaş Allah aşkına? Benim tanıdığım kimse mi var burada? Ne gezmesin, eğlenmesin? Yani bu biraz benim hatam oldu, haklısın. Affedersin. Davet verelim mi evde? İşte çok geniş kapsamlı değil. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı çağıralım. Ben tabii insanlarla tanışırım da bu benim iş yapmama engel değil ki. Lütfen benim yanımda dur. Ben her zaman senin yanındayım, her zaman. Ama biraz zaman tanı kendine. Hı? Bir süre dinlen, evle ilgilen. Bak eşyalar değişecek. İç mimar arkadaşlarımla tanışırsın, onlar sana yol gösterir. Olur mu? Yeni hayatına bir alış. Ondan sonra tabii ki ne istersen. Her zaman yanındayım senin. Sana destek olacağım. Yanında olacağım, söz. Hı? Efendim Ümit. Macide Hanım. Evet. Nilgün Hanım aradı beni. Hmm. Vazgeçtiğini söyledi. Vaz mı geçti? O neden? Benle iş yapmaktan. Daha doğrusu çalışmayı düşünmüyormuş henüz. Bak sen. Bir emriniz var mı? Yok, sağ ol. Rahmetli baban sağ olsaydı, bilirdi yapacağını. Değil böyle oturmak, kapının önünden geçemezdiniz siz. Sen de bunu sineye mi çekeceksin Suzan, öyle mi? Ya Mert'in hayatı söz konusu, sen niye beni anlamak istemiyorsun? Boyun mu eğeceksin? Yılların emeğini onların önüne mi sereceksin? O kadın ailemize uygun değil oğlum. Kendini bile bile ateşe atacaksın. Sen şimdi zafer kazandım sanıyorsun değil mi? Daha yanılıyorsun. Bu evin her köşesinde Suzan'ın izi var. Hangi odaya girsen Suzan'ı göreceksin. Başka bir şey yapmak gerekecek. Böyle ufak tefek dürtmelerle bir yere varamayacağım, anlaşıldı. Bu iş temelinden yanlış. O halde temelden başlayarak yeniden kurmak gerek. Onun içinde çürük olan yapıyı yıkmak ve yeniden kurmak. Hadi bakalım Macide. Ya Herro, ya Merro. Suzi'cim. Hoş geldin Filiz. Hoş buldum. Ne haber? Ne olsun, kaldığımız yerden devam işte. Bana bak. Duydun mu haberi? Ne haberi? Seninkiler parti veriyormuş. Benimkiler? Canım Nilgün'le Kemal işte. Ne partisi? Vallahi Kemal herkesi aratıp partiye çağırıyormuş. Arattırsın, kim gidecek Allah aşkına? Giderler mi gerçekten? Duyduğum kadarıyla herkes orada olacakmış. Vay be. Demek sevgili ailesini sosyeteye tanıtacak desene. Macide anne arıyor, kesin o da duydu. Haberi aldım, beni arıyorsun değil mi Macide anne? Ne olmuş ki? Aa, haberi almadın mı? Kemal evde parti veriyormuş. Ailesini sosyeteye tanıştırma partisi. Alo. Tamam, dinliyorum. Densizliğin bu kadar olur. Sakin ol. Sen hazırlanmaya başla. Neye hazırlanacağım anlamadım. Partiye gidiyorsun. Ne? Benim ne işim var? Gidiyorsun. Şimdi işim var. Tamam. Bakayım seninkine. Bak işte canım, bir fark yok seninkinden. Fark yok mu? Ver bakayım. Bak bakalım fark yok mu? Ne yazıyor burada? İpekçi. Ne yazıyor burada? Evli.
fark var. Yani altı üstü bir kağıt parçası aslında da bizim yaşadıklarımızı yaşamayan bunun anlamını bilemez. Bu mezuniyette kimliği suratıma doğru tutup bağırmıştın ya, o benim çok canımı yakmıştı. Biz gerçekten İpekçi mi olduk ya? Hasret İpekçi. Kulağa güzel geliyor. Sizi çok seviyorum çocuklar. Efendim anne. Müsait misin? Evet. Kimse var mı yanında? Ailemle oturuyorum. Sevsinler aileni. Peki kapatıyorum anne. Kapatma, çok önemli. Sen de bir şey konuşacağım. Ama sevgili ailen bilmesin. Ne demek bu şimdi? Çok önemli dedim. Sen sonra otele gel. Vaktim olursa gelirim anne. Orada seni bekleyeceğim. Önemli. Umarım bu son olur anne. Ne oldu, bir şey mi olmuş? Yok, önemli bir şey değil. Bir annemle buluşacağım da. Görüşürüz sonra. Tamer, merhaba. Merhaba Macide Hanım, nasılsınız? Sana kırgınım oğlum. Ah, ben ne yaptım ki? Bir gelip elimi öpmedin. Vallahi haklısınız. Ayıp ettim. Ama iş güç koşturmaca. Ben anlamam. Hemen dışarıda buluşuyoruz. Tamam mı? Anladım. En güzeli, en kısa zamanda. Tamam. Görüşürüz. Ah Kemal, ah! Merhaba, ben Tarık Kazanlı ile görüşecektim. Ben Hasret İpekçi. Sizi biraz bekleteceğim, buyurun. Ne vardı? Bakar mısınız? Buyurun, ne alırdınız efendim? Bir sade Türk kahvesi. Tabii, hemen geliyor. Ne vardı anne? Bak oğlum, herkes yanlış yapabilir, yanlış kararlar alabilir. Ama mühim olan bu hatalardan geri dönmeyi bilmektir. Yine mi aynı şeyler? Bu sefer farklı oğlum. Kelimeler aynı belki ama o kelimelerin taşıdığı duygular, düşünceler farklı bu sefer. Kulağını aç, gözünü aç, beni dinle. Ben geçmişte bir hata yaptım anne. Şimdi onu telafi ediyorum. Yaptığım bu. İyi halt ettin. Hepimizi batıracaksın. Ben bunları dinlemeye gelmedim anne. Ne söyleyeceksen söyle. Bizler güçlü insanlarız. Bizi güçlü kılan ne? Para. Bugün paramız var diye bize gülenler, yalakalık edenler. Paramızı kaybettiğimiz an tepemize çıkarlar. Sinek gibi ezerler. Bunu biliyor musun sen? Ölelim daha iyi. Bir gün herkes ölecek, merak etme. Bizim gibi insanlar ölürken bile güçlü olmak durumundadır. Sen ne demeye çalışıyorsun? Üzerinde tepindiğin saltanatın, harcadığın paraların, şirketlerin sevgiyle, aşkla, dostlukla mı kazanıldığını sanıyorsun? Babandan kalan bu saltanatın altını bir deş bakalım, ne göreceksin? Kan var, kin var, ölüm var, gözyaşı var, nefret var, yalan var, dolan var. Kendini sütten çıkmış ak kaşık sanma. Aklını başına al, söylediklerimi dinle. Bu şımarıklıklarına son ver, yoksa... Yoksa ne? Yoksa... Gerekeni yapacağım. Oğlum, sabrım tükendi artık. Nilgün'den boşanacaksın. Onlar Adana'ya dönecekler çocuklarını alıp. İhtiyaçlarını karşılarız. Ne gerekiyorsa yaparız. Bunda sorun yok. Suzan'a geri döneceksin. Onunla evleneceksin. Gerekeni yapacaksın. Sen de annesin, öyle mi?
bunların hiçbiri olmayacak. Ah benim akılsız oğlum, saf oğlum. Dediklerimi dinlemedin. Bana başka yol bırakmadın. Beni çaresiz bıraktın. Bundan sonra benim dediğim olacak. Her şey benim istediğim gibi olacak. Göreceksin. Evet, ben. Aa, dün sokakta nasıl olur? Ya sen gerçekten Tarık kazandı mısın yoksa bu bir şaka mı? Hoş geldin Hasret. Saçını değiştirmişsin. Sen her şeyini değiştirmişsin. Yakışmış, gözlerin ortaya çıkmış. Güzel olmuş. Evet Hasret, bir sponsorluk meselesinden bahsetmiştin. Demiş miydim? Dememiş miydin? Demiştim tabii. Benim aklım karıştı, çok pardon. İstersen şöyle yapalım. Bu akşam yemeğe çıkalım. Sen bana o arada projeyi anlat. Ben de sana ikili kimliğimi, sebeplerimi ve sırlarımı anlatayım. Nasıl teklif? Bu akşam olmaz. Yarın? Olur. Harika. Peki yemeğe hangi Tarık gelecek? Müzisyen olan mı? Yönetici olan mı? Biliyor musun Tamer? Aramıza katılmana çok sevindim. Senin gibi kaliteli insanlar yok artık. Kimseye güvenemez olduk. Özellikle Sozan. Kemal'in son yaptıklarından sonra... Oğlum ama işte gerçek. Kimseye güvenemez oldu. Hiçbir erkeğe güveni kalmadı. Suzan benim kızım gibi. Onun mutlu olmasını isterim. Elbette. Suzan mutluluğu hak eden bir kadın. Sen olgun bir erkeksin. Sözlerimi yanlış anlamayacağından eminim. Yok hayır. Anlıyorum ne demek istediğiniz. Bu Kemal benim zevzek oğlum bir parti veriyor evinde. Aklı sıra taşralı kadını sosyeteyle tanıştıracak, onun çevre edinmesini sağlayacak. Bu arada Suzan kırılırmış, üzülürmüş, hiç düşünmüyor. Senden ricam, Suzan'ı al, bu partiye git. Kendini dışlanmış hissetmesin. Hatta meydan okusun. Herkese ne kadar güçlü olduğunu hissettirsin. Tabii. Ben de gurur duyarım açıkçası Suzan gibi bir kadına eşlik etmek. Şereftir. Suzan güzel bir kadın değil mi? Evet. Çok güzel kadın. Çok güzel. Sen varlığını kaybetmiş bir adamsın. Onu tekrar kazanmak istiyorsun. Suzan da zengin bir kadın. Ne demek istediğimi anladın değil mi? Anlıyorum. Çok iyi anladın değil mi? Evet, iyi anlıyorum. İyi. Ha. Bir de öğrendim ki Kadir'le Mert'in kaçırılma olayında parmağın varmış. Yok, o tamamen yalan. Tamam, tamam. Ben o tarafıyla ilgilenmiyorum. Mühim olan bundan sonrası. Anlaşıyorsak mesele yok. Geçmiş karıştırmanın alemi yok değil mi? Tabii. Anlıyoruz. Haklısınız. İyi o zaman. Gidebilirsin. Genelde bu menülerden hazırlatırdı Suzan Hanım. Bence bu parti için de çok uygun olacaktır. Anladım. Bunlara gerek yok. Bu akşam başka türlü şeyler hazırlanacak. Siz bilirsiniz tabii de ben de bunca yıllık tecrübeme dayanarak... Siz bunları kaldırın Emine Hanım. Organizasyon firmasıyla bizzat ben görüşeceğim.
çok biliyorsun. Ne? Ya senin kafanda yeni 42 dolanıyor ama ben anlamadım ya. Ne öyle diktin bakıyorsun gözünü? Neyin hesabındasın? Seni affetmem, çok zor. O işi nasıl yapsak onu düşünüyorum. Aman iyi, onu biliyoruz. Bunu her dakika başı söylüyorsun. Ama şimdi şey diye bir şey var. Denetimli serbestlik diye bir şey duydun mu hiç? Neyli serbestlik? Denetimli serbestlik. Sen galiba annemle konuşmuşsun. Demişsin ki onu artık ben toparlayacağım, artık gideceğim, iş bulacağım, işte adam olacağım, insan gibi yaşayacağım falan diye, doğru mudur? Bir dakika yeğen, adamlıkla, insanlıkla ilgili bir şüphemiz yok Allah'a şükür. Yanlış anlaşmaları düzelteceğim diye konarız. Tamam, öyle diyelim. Yani mühim olan şu, söylediklerinde ciddiyiz. Gideceğim, adam akıllı, iş bulacağım, çalışacağım. Ulan şimdi abi. Hayat. Yani kararım o yönde. Öyle diyeyim. Sen bunu yap. Ben de senin üzerindeki vetoyu kaldırayım. Tekrar aileye alayım seni. Yeminle mi diyorsun? Yeminle. Bit yeneği nerede? Ya bit yeneği falan yok. Teklif gayet açık net. Diyelim. Yok. Yuvarla bakayım, teklif duyak hele. Şimdi teklif şu. İvo eve çıkıyor, diretiyor burada kalmayacağım diye. Benim de aklıma geldi ki nereden geldiyse. Ya dedim, dayım da seninle birlikte çıksın. Hem senin masrafların yarı yarıya iner, hem birbirinize yarenlik edersiniz falan. Güzel düşünmüşüm değil mi? İvo'yu başıma bekçi dikeceksin, öyle mi? Öyle denebilir. Bir şey söyleyeceğim. Başka çarem var mı? Yok. O zaman... Ya çok pis horlarım İbo. Bak çok açık söyleyeyim, kafanı uyandırayım sen. Leş horlarım ya. Vallahi ben de böyle top atsan duymam ha. Sen hiç merak etme, biz seninle süper ikili olacağız. Vallahi bak. Anlaştık yani. Anlaştık. Merhaba Aziz Bey. Oo, Macide Hanım, hangi rüzgar attı sizi böyle buraya? Nasılsın? İyi bakıyorlar mı sana burada? İyi, iyi. Keyfim yerinde, merak etmesin. Benim her yerde keyfim yerinde. Ama çok kalıcılıyım burada zaten. Dışarıda işlerim var biliyorsun değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Birazdan onun için geldim buraya. Ne demek bu? Sana bir teklifim var. Kabul edersen duruşmayı bile beklemeden çıkarırım seni. Yok ya. Ya etmezsen? Kıyamete kadar burada kalmanı sağlarım. Nasıl yapacaksın bunu? Kadir'le Mert'i sen kaçırmadın mı? Onları öldürmeye sen teşebbüs etmedin mi? Ettim. Bütün bunların hepsini yaptım. Yaptım da ifademde hepsini reddettim. Şimdi itiraf ettin ya. Ya etsem de kime yarar ha? Kim bilecek bunu? Haklısın. Kayıt cihazı. Kayıt mı? İnkar ederim. Deli sayılmaz ki. Tek başına evet. Ama diğer kanıtlarla birlikte değerlendirilirse
Tamer'in de itirafıyla benim seninle uğraşmaya karar verdiğimde söylenirse... Ne istiyorsun? İlgin'i öldürmeni istiyorum. İlgin mi? Kemal'in yeni karısı. Bu kadar mı? Bu kadar. Sonra? Sonra ne halin varsa gör. Serbestsin. Bir numara yok değil mi? İlgin'i öldür yeter bana. Bir şey soracağım. Dışarıda bunu yapacak 100 tane adam bulursun. Niye ben? Hayatı avcımın içinde olan sensin. Onun için sen benim gözümde çok değerlisin. Tamam. Bugün bir parti verecekler evlerinde. Oraya git. Ben İlgin'i öldür. Tamam. Uzak Doğu mutfağından seçeneklerimiz mevcut. Dilerseniz İtalyan mutfağı seçeneklerimizi de sunabiliriz. Aa, evet. Kemal Bey bayılır İtalyan mutfağına. Hayır. Türk mutfağından bir menü hazırlayalım. Akşama parti veriyormuşsunuz öyle mi? Evet, arkadaşlarımı çağırıyorum. Arkadaşlarımızı çağırıyorum demen daha doğru olurdu. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Niye böyle bir şey yapayım? Ne yapacaksın? Arkadaşlarımızı davet ettiğim bir parti, bizim evimiz. İnsanlar gelecek ve ev aynı ev, adam aynı adam ama işte karşınızda yeni eşim falan mı diyeceksin? Pes. Nilgün benim eşim. Onu arkadaşlarımla tanıştıracağım. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Ben bunda bir gariplik görmüyorum. Görsen şaşardım zaten. Fadıl Bey, bizimle geliyorsunuz. Sen kimsin lan? Soluk çıkart. Yürü. Ya yavaş lan. Oğlum kimsiniz lan siz? Lan bırak oğlum. Oğlum. Lan bana bak. Lan siz. Aç lan şu kapıyı aç. Allah'ınız var mı lan? Oğlum var ya, sizin belanız var ya. Merhaba. Merhaba. Merhaba da böyle biraz ters olmadı mı yani? Kusura bakma. Durum biraz acil de kestirmeden geldik. İyi, erken yola çıkaydınız da kestirme yapmaydınız. Ödüm yarıldı benim burada be. İlahi. Doğru karar vermişim. Şimdi daha emin oldum.
Hoş bulduk. Masamız hazır. Yuh! Bu kadar yıllık müşterinizle bu masa mı ayrılır? Şu masayı. Peki. Masayı donat. Kebap yiyeceğiz. Otur. Efendim Tarık. Alo. Hasret işi tamam Suzan Hanım. Tam düşündüğünüz gibi oldu. Sokak müziği kızın bütün yelkenlerini aşağı indirdi. Yarın yemeğe çıkıyoruz. Güzel. Kızla ilgili bütün bilgiler sende. Sakın pot kırma. Sana güveniyorum. Aynen devam. Tamam, merak etmeyin. Canın eğlence istedi demek öyle mi Kemal? Tamam. Eğlenceye ben de varım. Hadi birlikte eğlenelim. Oo, sen her öğün böyle yiyorsan kıtlık yaratırsın be. Yok. Yok, ben her öğün böyle yemiyorum. Sadece günde üç öğün böyle yiyorum. Pekala. İş konuşalım. İş ne? İş. İyi, konuşalım. Künefeyle sonra girdik artık. Temizlik işi var. Tamam. Neresi temizlenecek? Nere temizlenecek demeyeceksin. Kim diyeceksin. Abo. Merhaba. Hoş geldiniz. Burak. Anastasia. Nilgün, ben memnun oldum. Hoş geldiniz. Nasıl olmuşum? Hı? Çok yakışıklı olmuşsun. Sen de çok güzel olmuşsun canım kızı. Gençler yıkılıyorsunuz. Memnun oldum. Buyurun, hoş geldiniz. Misafirler gelmeye başladı. Annenizi yalnız bırakmayın. Hoş geldiniz. Evin sahibi nerede? Al şu paltomu bakayım. Tabii. Efendim hoş geldiniz. Hoş. Merhaba, hoş geldiniz. Eşimle tanıştınız herhalde, Nilgün. Her ne kadar kendisi misafirlerimizle yakından ilgilense de bence paltoyu doğru kişiye verelim. Emine. Ben çok özür dilerim. Kusura bakmayın lütfen. Mühim değil, estağfurullah. Buyurun, hoş geldiniz. Estağfurullah. Sen bu evin hanımı, bu gecenin de yıldızısın. Gel. Tekrar hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Hmm.
Kemal. Bak kim geldi. Deriz, sonra çekiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin anne. Hoş bulduk oğlum. Gerçi seni davet etmemiştik ama. Beni davet etmenize gerek yok ki. Ben annenim. Biraz eğlenmek benim de hakkım. Hepsi bu kadar mı? Başka gelecek var mı? Birini mi bekliyordun? Yok. Kimseyi beklemiyorum. Bakıyorum sadece kim var kim yok diye. Ben biraz dolanayım. Dolan. Dolan hadi. Aslında Kemal'i en çok ne sinirlendirir biliyor musun? Ne sinirlendirir? Senin benimle sevgili olman. Göster bakayım. Dur bakayım o. Sen boşalttın o şişeyi meyve suyu içer gibi. Ya ben boşalttım da ne oldu ki? Ben böyle bunlardan şampanya falan duyunca sandım. Gazoz gibi bir şey lan bu. Ne oldu be? Ortamı görünce heyecanlandın herhalde biraz. He? Diyorum ortamı görünce bir heyecanlandın mı? Ne oldu? Yok ya iyiyim ben. Ne heyecan ya? Bir şey yok. Allah Allah. İyi akşamlar. Ay bizi davet etmediniz. Vallahi çok kırıldım ama bu özel günü kaçırmak istemedik gerçekten. Tebrikler tekrar. Sevgilim sana tebrik et bence. Tebrikler. Sen eskiden böyle kaba bir adam değildin Kemal. Ne oldu sana? Al bunu git buradan. Sevgilim midir nedir? Al bunu git buradan. Bu mu? Evet sevgilim ve bu demeye hiç hakkın yok biliyor musun? Biraz medeni olun ya. Ama olmuyor böyle. Biz yabani miyiz lan? Hı? Yabani miyiz? Çık git buradan. Al bu adamı git. Kemal. Lütfen yavaş. Herkes bakıyor.
Geç burada, geç. Ne oluyor? Vay, 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 vay. Oo Kemal'cim, davet veriyorsun, haberimiz yok. Ne iş? Hı? Ne iş? Nilgün Hanım, sizi biraz şöyle alalım. İşimiz olacak sizinle az buçuk. Geç, geç! Sen kimi alıyorsun lan? Kimi alıyorsun? Kemal! Kemal! Çirkin! Şşşt! Geri bas. Geri bas, ben hallederim bunu. Kimi alıyorsun? Önce beni alacaksın. Hı? Önce beni alacaksın. Tamam Kemal. Önce seni alırız o zaman biz. Ha? Kemal! Şşş, saçmalama.